Programında Karşıyaka'dayız ve Sayın Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikteyiz. Sayın Başkan merhaba. Merhabalar, teşekkür ederim. Evet, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde, Karşıyaka sabahında, yeni günde ve Yeni Gün gazetesinin çok değerli emekçileriyle beraber olmaktan da ben büyük onur ve mutluluk evet, duyuyorum. Arkadaşlarımızı tanıyorsunuz zaten. Tanıtmaya ben tanıtıyorum isterseniz. Ama siz isterseniz bir, önce şurasını tanıtarak başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Bulunduğumuz mekanı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm Yeni Gün TV izleyicilerine de iyi günler, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum. Karşıyaka'da 35 ayı tamamlamak üzereyiz. Neredeyse 35. aya geliyoruz. Ve bu 35 aya yaklaşırken de devrim niteliğinde ve gerçekten çok yenilikçi, güzel hizmetlere de arkadaşlarımla birlikte imza attım. Bu bulunduğumuz alan geçmiş dönemde ocakbaşı restoran olarak planlanmış. Çok ünlü Brezilya yemeklerinin sunulacağı, yurttaşların burada gelip o Brezilya mutfağının tadına bakacağı bir alan olarak kurgulanmış. Yurt dışına bunun için arkadaşlarımız gönderilmiş, yerinde bu lezzet durağının incelikleri öğretilmiş. Daha sonra döndükten sonra da burada hizmet vermeye başlamış bu mekan. Belediye başkanı olduğumda tüm tesisleri gezerken gördüğüm bazı eksiklikleri de tamamlamak istiyordum. Çünkü alanlar yapılır ama insanlar kendi hayallerini ortaya koyar, vatandaşın hayalini bir türlü onun içerisine katmaz. Bu herkes için geçerli. Özellikle başkanlık sistemi dediğimiz başkan geliyor, başkan yapar, başkan bilir, başkanın dediği olsun noktasında bir anlayış içerisinde de hep aynı olmuştur. Ama biz yaptığımız her hizmette halkın kendini içinde bulacağı ve oradan en maksimum düzeyde faydalanabileceği alanlar olması gerektiğine inanıyorum. Bu alanı da vatandaşın daha aktif kullanabilmesi için Kent Market, Kent Kop, Kent Gıda Market adı altında bir alana dönüştürdük. Hemen ön tarafında bu alanın ön tarafında yaklaşık 20 kooperatifimizin, üreticimizin ürünlerini vatandaşımızla buluşturuyoruz. Ve direkt üreticiden tüketiciye bir bağ sağlıyoruz. Nasıl ürün derken? Gıda üzerine mi? Tabii ki gıda. Yani etten peynire, kuru gıdaya, meyveye, sebzeye. Yani girdiğiniz zaman içeride bütün alışverişinizi yaparak çıkıyorsunuz ve çok da uygun fiyata. Bu civardaki marketlerin de bir fiyat dengelemesini de yaptık. Yani buradaki marketler, ünlü isimli marketler önce Kent Kop Gıda Market'e geliyor sabah. Geçerken bakıyor, etin fiyatı ne olmuş diye. Gittiklerinde etin fiyatını Kent Gıda Market'in fiyatına getiriyorlar. Ve biz eti de direkt besleyiciden alıyoruz. Yine kooperatiften alıyoruz. O açıdan daha güvenilir ve daha ucuz bir ürünle de yurttaşları buluşturuyoruz. Bu bulunduğumuz alanda yine akşamları, sabahları, öğlenleri servise açık bir alan. Sabahleyin kiloyla kahvaltıyı yapabiliyor yurttaşlarımız. Hafta sonları ben dahil rezervasyon yok. Yer bulabilirseniz oturuyorsunuz. Yer bulamazsanız oturamıyorsunuz. Böyle güzel bir alan ve yurttaşımızın da çok yoğun bir şekilde kullandığı alan. Bu alanın bütününde ortak alanında çok önemli bir aslında yaptığımız bir iştah oldu. Gıda emperyalizmine bir dönemde karşı duran Osman Nuri Koçtürk namı diğer Tarhana Osman'ın anıtını diktik bu alana. Yani gıda ile ilgili bir yerde sağlıkla beslenmesi gereken insanların sağlıkla beslenmesini isteyen Osman Nuri Koçtürk'ü
bu alanla bütünleştirerek onu da ölümsüzleştirdik. Çünkü Osmanlı Nuri Koçtürk gıda emperyalizminin işgalinde olan Türkiye'de özellikle Marshall yardımları döneminde çocuklarınıza süt tozu değil tarhana çorbası içirin diyerek yurttaşları sağlıklı gıdaya yönlendiren bir insan. Türkiye tanıyor. Dünyada önemli bir isim var. Çünkü dünyadaki önemli ismi özellikle gizli servislerin ölüm listesinde olan bir isimdi Osman Nuri Koçtürk. Burada heykelin olması tabii ki bir kent kop, sağlıklı gıda açısından önemli ama Osman Nuri Koçtürk bir karşıyakalı. İşte öyle bir karşıyakalıyı yeniden yurttaşlarıyla buluşturup karşıyakalıya ben doğma büyüme karşıyakalıyım deyip de Osman Nuri Koçtürk'ü tanımayanlara bu alanda tekrardan tanıttık. Başkan, ben hemen şeye gireceğim. Konunun başında başkan olur olmaz eksikleri görelim dediniz. Çalışmaya böyle başladım dediniz. Ama sonra işte bir mutfak yapılmış. Bu eksik miydi, fazlalık mıydı? Meksika veya Brezilya mutfağının olması. Tabii o belki de yurttaşın talebi olmasa bile o dönemki yönetici arkadaşlarımızın böyle çağdaş bir kentte insanları daha yeniliklerle buluşturmak, farklı bir lezzeti sunmak, yaratıcı bir durum. Yani sizin orayı, yani o kapandı, halk market oldu burası. Çalışmadığı için. Yani yoksa eğer ki fazlalık oluyor o zaman o. Evet, yani şöyle diyeyim. Bir vatandaşın kullandığı ve çok hoşuna gittiği bir durum olmuş olsaydı zaten o değişikliğe gitmezdik. Onu devam ettirdik. Çünkü devlette bir devamlılık esası vardır. Vatandaşın istediği işleri yapacaksınız. Eğer vatandaş o işten mutluysa, huzurluysa onu devam ettireceksiniz. Yani buralar gelip geçici yerlerdir. Yarın benden sonra başka arkadaşımız gelecektir. Ondan sonra başka arkadaş gelecektir. Bu değişip gidecektir. Ama her gelen kendi hayaline göre bir işi kurgulayıp da ya geçmiş dönem bunu yapmış, ben şimdi değiştiriyorum anlayışlarına olmamalı. Doğru bir yaklaşım değildir o. Doğru olan ve yurttaşın kullandığı ve yurttaşın mutluluğunu sağladığı mekanlar, hizmetler devam ettirilmeli. Ama bu geliştirilerek devam ettirilmeli. Burası sonuçta yurttaşın faydalanması için kurulmuş bir alan. Ben teşekkür ediyorum geçmiş dönem yöneticilerimize. Bu alanı ben geliştirdim sadece. Yani yurttaşın daha fazla kullanacağı bir alan haline getirdim. Tabii Karşıyaka biraz farklı. Yani İzmir'in 30 ilçesinden ayırmak için biraz daha... Ondan buçuk var yani. Virgülden buçuk. 35 buçuk bundan kaynaklı söylüyorsunuz. Evet. 35 buçuğa az bir zaman kaldı o zaman. Evet. 35 ayı bir geride bıraktığınızda nasıl bizi bir özet yaparsınız? 33 ay oldu. 35 evet, dedim. Ben de 33 ay oldu. Evet, 33 aya geliyoruz. 34, evet. 35. Hemen yakınız, evet. Evet. Ben de yanlış hesaplayarak ifade ettim. 35 ayda da bir kutlama yaparsınız, evet. Artık. Artık o gün ne yapacağımızı şu anda kestiremiyoruz. Çünkü Türkiye yeni bir sürece girdi. Acaba Mart 15'te ne olacak Türkiye'de onu bilemiyoruz. Bir referandum tartışması içerisinde bunları yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Onu da o gün geldiğinde hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Hem kolay hem zor bir ilçenin belediye başkanı olmak. Evet. Ateşten gömlek karşıya öyle bir şey. Neler geçti bugüne kadar? Aslında yerel yöneticilik ateşten gömlektir. Evet. Yani küçüğü de büyüğü de ortası da hep aynıdır. Yani farklı değildir ama tabii kendi ölçeğinde sonuçta daha sorumlulukları fazla olan yerler de vardır. Karşıyaka'da bunlardan bir tanesi. Başladığımız günden bugüne gelinen süreçte bir kez biraz önce de ifade ettiğim gibi vatandaşın istediklerini gerçekleştirdik. Tabii kendi hayallerimiz vardı. Daha insana dokunur, yaşayan insanların daha konforlu, daha mutlu şekilde yaşayabileceği alanları onlara kazandırmak için çaba sarf ettik. Ve her şeyden önce insana çok değer verdik. Sosyal bir belediyecilik yaptık. Özellikle eğitime ve çocuklara verdiğimiz destek
bu konuda Türkiye'de, sadece İzmir'de değil, Türkiye'de Karşıyaka farkını ve yerel yöneticilik anlayışını bir kez daha ortaya çıkartmış oldu. Biz nüfus olarak genç bir nüfus olmamıza rağmen özellikle sağlıklı yaş alan insanların çarpan katsayıları fazla diyorum ona. Evet. Çünkü emekliler sade bir işçi emeklisi yok burada. Müsteşar emeklisi, evet, profesör, milletvekili emeklisi. O yüzden hem kolay hem de evet, çok geçiyor. Onun için böyle bir yerde tabii ses yüksek çıktığı için sanki emekli şehri gibi evet, görülüyoruz. Ve o emekli insanlarımız, sağlıklı yaş alan insanlarımızın da daha sağlıklı olabilmeleri için, emekliliklerini daha güzel geçirebilmeleri için de onlara çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızla ilgili açtığımız çocuk kulübü önemsiyorum. Orada yaratıcı dramadan gazeteciliğe kadar bir çok çalışma yapıyorlar ve öğreniyorlar. Gazetecilik dedim, altını çizerek söylüyorum bunu. Çünkü gazetecilik gerçekten çok önemli bir meslek. Yani ben sizlerin mesleğine çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü demokrasinin en önemli ayaklarından bir tanesidir basın. O açıdan basının bugün toplumu doğru bilgilendirme açısından, doğru habercilik ve sağlıklı bilgi verme açısından özgür olması gerekir. O özgür basının o demokrasinin ayağını eksiltmeden yaşamını devam ettirmesi gerekiyor. O basının içerisindeki insanların da sonuçta belki iletişim fakültesinden mezun olmayabilir. Ama o öğretiye alışık olması, o öğretiden gelmesi de kaliteyi de arttıracaktır diye düşünüyorum. Ve onlara çocuk gazetesi kurdurdum. Çocuk gazetesinin yayın kurulu tamamen çocuklardan oluşuyor. Haberlerini kendileri yapıyorlar. Özgürce yayıncılık yapıyorlar. Ben sadece bana bir köşe verdiler, başkan amcadan diye. Verdikleri zaman fırsat o köşeye köşe yazısı yazıyorum. Araya gireceğim abi. Karşıyakalı mutlu mu ve mutluysa bunun dönüşümünü nasıl alıyorsunuz? Nasıl? Karşıyakalı mutlu mu? Mutluysa bunun dönüşümünü nasıl alıyorsunuz? Hmm. Tespiti nasıl yapıyorsunuz? Karşıyaka, Hüseyin mutlu, Karşıyaka mutlu. evet, Karşıyaka sonuçta mutlu insanların yaşadığı bir evet, kent. Ve ülkeye de buradan öyle bir enerji veriyorlar. Daha sosyal sorumlulukları yüksek olan insanların yaşadığı bir kent. Bunun dönüşümünü sokakta yurttaşlarla sarılınca daha iyi anlıyorum. Sandığa giren oy bir göstergedir. Ama sokakta bir taksici taksisini durdurup selam veriyorsa, bir minibüs şoförü selam verebilmek için kornasına basıyorsa, çocukları taşıyan servis durup bana merhaba başkanım, günaydın, iyi günler diyebiliyorsa benim için anlamlı. Mesai kaçta başlıyor sabah? Karşıya kalkıp genelde başkanlar öyle olur. Her sabah başka bir mahalleden, başka bir esnaftan bir araya gelirler. Yani şöyle diyeyim, mesele şeklen saati evet, başlatmak değil. Evet. Hani ya bugün bu hafta saat 6'da kalkayım, hadi şu birime bir baskın yapayım veya işte şuraya gideyim, şu esnafı bir gideyim ziyaret edeyim, evet, bir taksi durağında sabaha karşı bir çay içeyim. Bunlar şeklendir. Evet. Yani senin alışkanlığından değildir. Evet. Onu sizin işte size evet, evet, haber olsun diye yapılabilir. Evet. Ama bir yaşam biçimi olması gerekir. Evet. Benim yaşam biçimim o. Benim yaşam biçimimde güne erken başlamak var. Kabına sığmayan bir insanım. Ne zaman nereden çıkacağım belli olmaz. Belediyecilikte şunu öğrendim. Burada artık aleni bir şekilde söylüyorum. Artık arkadaşlar da bunu öğrendiler, biliyorlar. Şu var. Başkanın evden çıkış saati. Yani 9 dediyse başkan, herkese yayılır. Başkan çıkıştı. Arabanı süren şoför arkadaş hemen bilgi verir. Çıkış yaptık, geliyoruz ve tedbirler alınır. Çıkış yaptık, geliyoruz deyince tedbirler alınır. Herkes derlenir, toparlanır, düzelir bir anda. Ama bu kötü anlamda söylemiyorum. Her insanın doğasında olan bir şey. Yani biri geldiği zaman toparlanma. Bir konuğunuz geleceği zaman evde otururken rahat oturursunuz.
Ama konuk geleceğinden bir toparlanırsınız. Başkanım Deniz Bey çok ciddi dinliyor sizi. Evet. Şimdi kafasında da böyle birçok soru varmış. Evet, ben denize paslar atıyorum şöyle. 33 ayı anlatmak kolay olmayacak. Özgür araya ara girdi ama 33 ayı tamamlamasına engel olduk gibi geldi bana. Evet. Şimdi Karşıyaka halkı mutluluğu nereden anlıyorsunuz? Mutluysa dedi. Evet. Nereden anlıyorsunuz? Sarılmalarından. Hani mutlu, sarılmalarından anlıyorum. Mutlu yani, değil mi? Kesinlikle mutlu. Tabii. Kesinlikle mutlu. Evet. Yerimde gözü olan ve kendisi olsa bile mutlu olmayacakları mutlu etme gibi bir şansım yok. Yani hayatı tamamen eleştiriyle ve eksik aramayla geçen insanlara, yani doktorlar bile artık rapor yazmıyor. Kendi haline bırakıyor onu. Ben toplumun geneline bakıyorum. Ve mutlu olacakları işleri yapıyorum. Ve gördüğümde şu, eksik aramak için yaşamı kurgulamayan ve hayata ben bir defa geldim ve bu Tanrı'nın bana vermiş olduğu bu nefesi en iyi şekilde kullanacağım diyen insanlar mutlu. Ama bundan artık yeter, hani ya nereden geldim bu dünyaya diyecek olana, ya ben bir şey yapamam. Ya yapamam, yani başka yapacak olan biri varsa onu da bilmiyorum, çıksın. Hayır, ben yaparım. Özgür Bey şey diye söyledi, sanki hani Büyükşehir Belediye Başkanı veya İçişleri Bakanı gibi sordu. Çünkü ilçe belediye başkanlarının yetkileri hemen hemen alındı ama evet. Eğer bu azınlık şeyle de hala mutluysa Karşıyaka, ki öyle gözüküyor. Evet. Şu anda hani sabah kahvaltı yaparken insanların güler yüzlü olmasını falan gördük. Mutluysa Hüseyin de mutlu. Araya girmek mutlu edemediklerinizden ve etmediklerinizden var. Bunlarla ilgili de eleştiri oklarındasınız. Yo, değilim, onlara bir şey yapamam. Eleştiremem de onları. Evet. Çünkü yani eleştirmem için karşımdaki insanın bu eleştiriye açık olması gerekir. Evet. Ve bu eleştiriden olumlu bir şey alıp onu kabul etmesi gerekir. Evet. Şimdi kabul etmeyecek. Güzel bir şey söyledi az önce, bu soru yanıtıydı. Hayatı tamamıyla eleştiriyle geçen insanlar mutlu olamazlar dedi. Olamazlar. Çok güzel bir karşılıktı aslında. Olamazlar. Yani bak, Özsoy bu mutluluğun tanımını yapabiliyor yani. Ama bunu siz söylediniz, ben oradan aldım. O da mutlu çünkü. Çünkü o da mutlu tabii. O da mutlu. Evet. Yani bu, yani siyaset şimdi... Onur Bey de çok ciddi diziliyor. Çok özür dilerim. Şimdi tamamlayayım. Sonuçta yerel yönetici herkesi mutlu edecek diye bir kural yok. Evet. Mutlaka eksiklikler olabilir. Daha büyük hayaller kurabiliriz. Ama bu hayallerin gerçekleşme oranı da biraz da yasalara ve bütçenize bağlı. Biz yasalara bağlı ama bütçeyi de en tasarruflu şekilde vatandaşın hizmetine en iyi biçimde sunmaya çalışıyoruz. Başkanım, devam edelim. Karşıyaka zor bir ilçe. Şöyle bir insanların kültür seviyesi yüksek oldu. Talepleri yüksek oldu. Sosyal hizmetleri yoğun istedikleri. Yani normal standart vatandaş taleplerinin dışında standartta çok üstünde taleplerin geldiği bir ilçe. Belediye olarak yani bu taleplerle belediyenin dengeleri belli. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani çok oran dışı talepler geliyor mu? Ya da diğer ilçelerde olmayan Karşıyaka'da ne var taleplerin? Evet. Tabii diğer ilçelerde nasıl talepler geliyor bilmiyorum ama bana yüksek, şöyle tabii standart yüksek düşük, yani sonuçta insanoğlu her şeyi istiyor. Bana çok farklı mailler geliyor. Yani yardımcı olacak mı size bilmiyorum ama bu gelen mail. Bir yurttaşımız iş yeri açmak için ruhsat talebinde bulunmuş. Ruhsat müdürlüğümüz ilgilenmişler. Ancak açacağı iş yerinin yere uygun olmadığı ifade edilmiş ve ruhsat veremeyeceklerini söylemişler. Yurttaşımız çok mutlu olmuş ama yurttaşımızın kafasına bir şey takılmış. Şu soğuk kış gününde kız çocuklarımız çok ince geziyorlar. Buna bir çözüm bulabilir misiniz başkanım? Tabii talepler çok farklı talepler var. Yani belediyeden ve belediye başkanından beklentiler çok yüksek oluyor. Çok değişik talepler geliyor. TEDAŞ'ın sorumluluğunda olan sokak aydınlatmaları belediyenin sorumluluğuna girebiliyor. Parklarda içki içen, uyuşturucu kullanan, taşkınlık yapan insanların sorumluluğu belediye başkanının üzerinde.
Hatta akşam evde abi abla bir tartışma içerisine girdiyse yani belediye başkanına her an gelebilir. Yani belediyecilik böyle bir durum yani. Ama evet. Ama yani ama bu Karşıyaka'ya özgü olarak cevaplamadım bunu. Bu sorunuzu genel olarak cevapladım. Yani bütün belediye başkanı arkadaşlarımızın başına mutlaka böyle işler geliyordur. Ama yani belediye başkanının en fazla karşılaştığı olay bir işgaliye, temizlik, işte park bahçe bakımları vesaire. Bunlar. Bunun dışında yani şikayetten başka bir şey yok. Ben şunu istiyorum. Bugün kentlerde yaşayan insanlar yaşadıkları kente kendilerine ait hissediyorlarsa görev ve sorumlulukları kurumların görev ve sorumluluklarında bilmeleri gerekir. Yani ilçe belediyesi neyden sorumlu, nereye kadar o sorumluluğunu yerine getirir? Merkezi hükümetin sorumlulukları nelerdir? Okullardaki sorumluluğun belediyelerde değil, milli eğitimde olduğunu bilmelilerdir. Ana arterlerin Büyükşehir Belediyesi'nde sahilin bakımının düzenlenmesinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu, ulaşımın Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu bilmelidir. Şimdi burada bizim en çok zorlandığımız konu ne yazık ki yetki karmaşası. Çok merkeziyetçi bir yapı içerisinde olduğu için yasalarımız birinci derecede yurttaş ilçe belediye başkanının ilçe belediyesini görerek ilçe belediyesine geliyor. Ama ilçe belediyesinin ne yazık ki birçok konuda yetkisi yok. Yani somut örnek verebilir misiniz? Karşıyaka'da vatandaşlar talep geliyor da sizin yetkinizde olmayan belli böyle muazzalı yerler var mı? Var tabii. Mesela sahil düzenlemesiyle ilgili yani çok ciddi bize sürekli talep geliyor. İşte tuvalet ihtiyacı, yüzümüzü yıkayacak alanlar, yürüyüş yoluyla bisiklet yolu ayrılsın, yürüyüş yolu tartan pist olsun gibi. Okullarla ilgili çok talepler geliyor. Okulumuz bükülüyor, tuvaleti yok, işte kafeteryası yok, çocuklarımızın yemek yiyeceği yer yok. Yani bu sanki belediyenin sorumluluğundaymış gibi. Park, bahçe, sahil yolu belediyenin sorumluluğunda, onu Büyükşehir Belediye'mizde ihale aşamasında ihalesini yaparak yeni süreçte, önümüzdeki süreçte sahil düzenlemesi yapılacak. Örnek vereyim. Şu anda bulunduğumuz bölge Mavişehir bölgesi. Mavişehir bölgesinde inşaatlar yükseliyor. Ne Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Karşıyaka Belediyesi'nin. Küçücük bir buradaki yapılan inşaatlar planlarla ilgili küçücük bir ne işin içerisine girmesi var ne müdahalesi var. Tasarrufu yok. Tasarrufu yok. Tasarrufu yok. Yani kent planlanırken o kentte yaşayan insanların, o kentteki yöneticilerin, insanların oy vererek, güven duyarak yetkilendirdiği yöneticilerin sonuçta bu konuda söyleyecek sözleri olmalı. Yani bir kentin planlanması sadece tek bir noktaya bırakılmamalı. Tabii ki biz işbirliği içerisinde devletin diğer kurumlarıyla çalışıyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle de çalışıyoruz. Bakanlığıyla da çalışıyoruz. Ama belli bir noktada sonuçta ilçe belediyesinin gücünün yetmeyeceği durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Mavişehir bölgesi artık karşı yakamızda kalmış en son yapılacak olan boş arsalar yapılacak olan konutların yapılacağı bir yer. TOKİ'nin, Milli Emlak'ın arazilerinin olduğu ve TOKİ'nin geçmiş dönemde bu arazileri ihale ile sattığını hepimiz biliyoruz. Ben alan yurttaşlara herhangi bir şey demiyorum. Çünkü bir ihale yapılmış, ihaleye insanlar girmişler, o arkadaşlar da daha fazla para vermişler, o arazileri almışlar. O arazileri kent ormanı haline herhalde dönüştürmek için almamıştır. Özel sektör, özel müteşebbis onun için almamıştır. İmar planında neyse onu yapmak için almıştır. Ama sonuçta plan yapılırken o kente de yaşayan insanlarına da bir sormak gerekir. Ama bugün Mavişehir planları ne yazık ki
Danıştay Daireler Kurulu tarafından yerel mahkemenin vermiş olduğu karar bozularak yeniden yürürlüğe girdi. Ve şu anda inşaatlar yükseliyor. Peki bu inşaatların yükselmesine benim engel olma gibi bir durum söz konusu değil. Yani oradaki yurttaşa sorsanız ya belediye yaptırıyor bunu, belediye şöyle, suçlu belediye suçlu. Böyle suçlu biz. Evet. Acaba hangi müteahhit de ne yaptı belediye? Bir de böyle bir durum var yani ilginç bir şekilde. Bunu anlatabiliyor musunuz? Tabii. Sayın Başkan? Vallahi şunu yaptım, billboardlara çıktım artık. Evet. Billboardlara yazdım. Mavişehir'in planlarıyla ilgili yurttaşı bilgilendirme billboardlara ve herkesin kapısına gidip el ilanı bıraktım. Evet. Sorumluluk Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Evet. Tabii ki ve şimdi hani sosyoekonomik kültürel düzeyi yüksek insanların yaşadığı bir yer. Şimdi belediyenin oradaki sorumluluğu nedir? Orada yasal hakkını kullanan yurttaşa benim ruhsat vermekten başka çarem yok. Peki şu an Mavişehir ya da Taşyaka bunların kim belirledi? Hani şu an yeni yapılanları. 90'lı yıllardaki sonuçta imara ki alan Çevre Şehircilik Bakanlığı. Tadilat yaptı yani. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şu anda planı geçerli burada. Yani ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesinin planı geçerli değil. Yok yok yani direkt Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan geçerliliğini koruyor. İşin ilginç yanı ne? Bu konuları çok iyi bilen emekli hakim bana diyor ki başkan diyor sen diyor buraya ruhsat vermezsin. Nasıl vermem ruhsatı? 20 kat yapacaktır. 21 katlık bir proje getirmiştir. Vermem. 5 metre çekecektir. 3 metre çekmiştir. Vermem. Ama her şeyini tam yapmışsa nasıl vermeyeceğim? Sen vermiş olma. Bir de böyle bir şey. Sen vermiş olma. Bakanlıktan. Peki nereden alacak? Bakanlıktan alacak. Peki bakanlıktan aldığı zaman belediyemize herhangi bir harç yatıracak mı? Hayır, yatırmayacak. Peki bakanlıktan alacaksa ben niye bu harçtan mahrum kalayım? Hem orada binayı dikecek. Çünkü sana kalacak. Pisliği sana kalacak. Hem evet. Binayı dikecek orada. Hem etrafı kirletecek. Benden de belediye harç almayacağım. Vallahi kusura bakmasın. Zamanımız kısıtlı. Sorular da çok. Şimdi ben şeye gireceğim hemen. Girmeden bir şeye evet. Devam etmemiz mümkün değil. Deniz hakkını kullanmadım. Evet. Şimdi hakkımı denizden yana kullandım. Hazır. Doğru Ahmet Bey siz başladınız zaten yayına bir soruyla. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılarla devam edelim. Şehir merkezleri doğal olarak 40-50 sene önce apartman şeklinde inşa edildiğinden dolayı her ilçenin şehir merkezinde olduğu gibi Karşıyaka'nın da şehir merkezindeki binalar ekonomik ömrünü doldurmuş durumda. Kesinlikle. Bununla ilgili bir tasarrufu var mıdır Karşıyaka Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin veya buna paralel bakanlıkla ilgili bir çalışmamız var mı? Kesinlikle çok doğru bir soru. Bugün çok eski bir yerleşim merkezi Karşıyaka. Burası bir sanayi kenti olarak kurgulanmamış. Burası insanların yaşamını geçirebilmek için, güzel yaşayabilmek için kurgulanmış bir yaşam kenti. Ama bu yaşam kenti 1970'li yıllar hatta 60'lı yılların ortasında planlanırken de yanlış bir şekilde planlanmış. Örnek vermek gerekirse hemen tersanemizin karşısında, Karşıyaka'nın girişinde en eski yerleşim merkezi Alaybey. Alaybey portakal bahçeleri varken, zeytin ağaçlarının, mandalina ağaçlarının olduğu bir yerken bir yanda işte imar planı yapılıyor, konut açılıyor. Ama öyle bir plan ki rant ekonomisine dönük bir planlama yapılıyor. Daracık sokaklar, bitişik nizam evler, yarı açık cezaevi gibi, sosyal donatı alanı yok. Sadece o döneme uygun ifadelerle başımı sokacak bir evim olsun mantığı içerisinde yapılmış bir yerleşim merkezi. Ardından bakıyorsunuz 70'li yıllar ve ortası sonuna doğru Bostanlı bölgesi. Deprem yönetmeliği yok doğru düzgün, deniz doldurulmuş yani bir bataklığın içerisine konutlar yapılıyor. O dönemin koşullarıyla yine kazık sistemiyle yapılan konutlar var ama buralar sonuçta riskli bir bina haline gelmiş. Bu alanlarla da ilgili biz Karşıyaka Belediyesi olarak bir çalışmanın içerisindeyiz. Ve Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi'nde
yine kentsel yenileme, dönüşüm, imar planı uygulamaları, bunların hepsini çalışmasını yapıyoruz. Yani Karşıyaka'yı yeniden dönüştürmek gerekir. Aslında İzmir'i yeniden dönüştürmek gerekir. Belli bölgelerinde bu dönüşüm başladı. Ancak bu dönüşümler yapılırken insanların keyfine bırakılmamalı bu dönüşümler. Hayal edilmeli. 25 yıl sonrası planlanmalı kentin. 25 yıl sonra, 50 yıl sonra bu kentte, bu ülkede yaşayan insanların ihtiyacı ne olabilir konuşmalı. Bunun için de oturup 3 kişinin, 5 kişinin aklıyla değil ya da bir kişinin hayaliyle değil, bunu tamamen kentte bulunan sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversiteler, bunlarla birlikte yapmalı bu işi. Yani olmaz, bu beğenmedim, şu geç. Bunlarla yöneticilik yapamazsınız. Yani bunlar ifade ettiğimiz bu işler insanların aslında vizyonunu gösterir. Hayal gücü yüksek olan insanlarla bu işleri de yapmak gerekir. Yani klasik bir yerel yöneticiliğin, klasik bir yerel yönetim çalışanının bakış açısıyla olmamalı. O açıdan ben göreve başladığımda, hatta aday adayken de söylediğim bir söz vardı. Belediyeleri resmi daire algısından çıkartıp kentin en büyük sivil toplum örgütü haline dönüştürmek gerekirdi. Yani bir resmi daire mantığı içerisinde devlet memuru arkadaşlarım yanlış anlamasın. Sonuçta ben de bir memur çocuğum ama bir devlet memuru zihniyeti vardır. Başlar, ben tamam artık girdim bu kadar. Kendini geliştirme zayıftır. Gerçi son yıllarda baktığımızda kendini geliştiren eğitim çalışmaları vesaire biraz da üst yöneticilerin de teşvik etmesiyle çalışan arkadaşlarımız var. Ama bu yeterli mi? Değil. O açıdan bizim kentleri planlarken günlük değil, geleceğe dönük planlama yapmamız gerekir. İzmir deniz kenti ve bir körfezin etrafında kurgulanmış bir kent, deniz kenti olan kentler denizden planlanmalı, karadan değil. Bizim yanlışımız kenti karadan planlamamız, denizden planlanmalı, denizden korkmamalı. Ben onun için denizleri sevdiğim için de korkmadığım için denizin yanına oturdum. Yani denizler güzeldir her zaman. Başkanım süremiz çok kısaldı. Şöyle kısa kısa iki yanıt istesem. Birincisi stadyum. Çok yorum yapıyorsun diyor yani kısa kısa. birincisi stadyum. Evet. Yılan hikayesine döndü. İkincisi de basketbol. Opera binasını da koyabilirsin. Tabii. Önce stadyumdan başlayalım isterseniz. Evet. Oldukça yılan hikayesine döndü çünkü. Vallahi bizde yılan hikayesine dönmüyor işler. Biz biz çıktık mı yola, o çıktığımız yolda o yolu tamamlıyoruz. Öyle yani bırakıp da hiçbir şeyi de gitmedik. Biz atalarımızın sonuçta topraklarında daha rahat ve huzurlu yaşamalar için uğraş veriyoruz. Kolaj yapmışlar arkadaşlar için de aradım. Ben dediğimi yapıyorum. Yaklaşık 2000 kişilik bir spor tesisini Örnekköy'de bitirdim. Türbünleri yapılıyor şimdi. Ben bu alana şunu söylemiştim. Gelin 15 bin kişilik stadyum buraya yapalım. Buraya yapalım. Benim bütçem 2000 kişilik stadyuma yetiyordu. O 2000 kişilik stadyumu yaptım ben. Kendi bütçemle. Hatta ismini de söyleyeyim mi ismini? Evet, size bir manşet. Sizin için özel bir şey olsun bu. Öyle mi? Can ne diyecek bilmiyorum ama. Evet. Şimdi o zaman Yeni Gün renkli bir sonuçta gazete, televizyon. Bu Eyüpan'ın enerjisinden de kaynaklanıyor olabilir diyeceğim ama mutlu olacak. Stadın ismini Yeni Gün koyuyorum demeyiz. Aslında Yeni Gün koyuyorum demeyiz. Aslında bu enerji Ömer Dinçer enerjisidir. Evet. Yani Ömer Dinçer enerjisidir. Yani Yeni Güne yansıyan. Tabii ki.
Tabii ki. Onun enerjisi gerçekten çok yüksek. Ömer Dinçer testleri koyuyorsunuz. Yani mutlaka lütfen hadi başkan söyledim. Evet. Dün başkan yardımcım İstanbul'daydım. Ödül törenine gitmiştim. Oradan beni aradı. Telefon cevap veremedim. Mesaj attı. Başkanım, saha bitti. Artık tamamlanmak üzere. Şubat meclisine isimle ilgili öneriniz var mı diye. Ben de var dedim. Nedir başkanım? Hüseyin Mutlak Pınar Stadyumu. Kendi adımı koyacağım dedim. Bir duraksadı. Başkanım, bu Örnekköy'de yapacağımız sahayla ilgili, yani bir anlamadınız herhalde. Evet evet dedim. Evet dedim. Kendi adımı koyacağım dedim. Yine bir şaşırdı. Sonra dedim ki oranın ismi Karşıyaka Efsaneleri Spor Tesisleri olsun. Oranın isminde Karşıyaka Efsaneleri Spor Tesisleri olarak bu meclisimize getireceğiz. Yeni yaptığımız alan Karşıyaka Efsaneleri Stadı. Burada da efsanelerin birer figürleri mi bulacak? Evet. Yani onları da yaşatacağız. Evet. Karşıyaka'nın efsanelerini. Çünkü Karşıyaka bugün Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi. Evet. İçinden birçok değeri çıkartan bir spor kulübü. Tabii stadyum hükümetin projesi ve yalıya, apartmanların arasına sıkıştırıp yapacağım dediği bir proje. Birçok hükümetin şu andaki mevcuttaki milletvekillerine de konuştum. Aslında birebir ikna olmuş durumdalar, ikna ediyorlar ama işte başkanlık sistemi ve başkana bu kadar bağlılık ve biat kültürü, siyasetteki biat söyletemiyor. Çünkü öyle bir kültürle yetişmiş toplum. Başkan ne derse olur. Tabii başkanım haklısınız diyor. Arkasından ya aslında başkanım bunu kim söyleyebilir? Yengeye ulaşsak diyor, yani yengeye söylesek diyor. Yenge aman beni bulaştırmayın diyor. Ben diyor karışmıyorum, siz kendiniz yapın diyor. Çok yanlış bir karar verdiklerini zaman içerisinde görecekler. Şu anda türbün oynuyorlar. Nasıl 70'li yıllarda kent planlanırken türbünü oynanmışsa bugün de oraya 15 bin kişilik stat yapmak, ölü bir alanı yaratmakta, türbünü oynamakta eş değerdir benim için. 24 saat yaşayan 7/24 kentin merkezinde spor alanı olarak kurgulanmış bir tesis orada çok daha güzel olacak. Defalarca bunu sizin aracılığınızla kamuoyuyla da paylaşım. Bir kez daha gerek duymuyorum. Artık duyan duydu. Ne istediğimi de artık biliyor insanlar. Yazık yani, yazık. Hayırlısı olsun. Basketbol söylemiş. Evet, basketbol diye yazılır, Karşıyaka diye okunur. Karşıyaka. Değil mi? Öyle bir ifade var. Basketbol iyi gidiyorlar maşallah. Onlar da gayet güzel. Basketbolda da, sporda da marka bir kent. Kulüp başkanını nasıl oynayacaksınız beni herhalde, ama ben kentin yok, belediye başkanıyım. Evet, yani kulüp başkanı gibi cevap veriyoruz. Yani basketbol, futbol, evet. Stadyum. Yani, bizim amacımız evet. 2017 yılına girişte 2016'nın nasıl geçtiğiydi. Geçen sene de yapmıştık aynı şeyi. Evet. 2016 sizin için nasıl geçti? Huzurlu muydu, mutlu muydu ve neler yaptığınız derdiydi? Karşıyaka'yı zaten konuşmaya da gerek yok. Karşıyaka gerçekten yaşayan bir kent. Yani geçtiğimiz dönemde de mutlu bir kent olarak geçiyordu. İşte canlılığıyla. Tabii canım, her zaman öyle. Organiktir yani. Tabii. Benimle başlayan, kaynaklanan bir neden değil. Karşıyaka'nın her zaman kendine özgü dokusu var yani. İlk alışveriş, büyük alışveriş merkezlerinin Karşıyaka'da kurulması, hala bir alışkanlık olarak hafta sonları dahi Karşıyaka'ya gelmeleri insanların, bu çok güzel. Yani yeni yapılan yerler de dahil olmak üzere. Başkan, ben soru hazırladık birkaç tane ama. Lütfen hızlı soru istesem ben hızlı cevap vereyim. Hayır. Hemen şuradan girelim. Çok güzel giriş yaptı aslında. Bu İnsani Gelişme Vakfı'nın yaptığı bir araştırma vardı. Orada birinci olmuştunuz. Karşıyaka bu birinciliği sürdürebilecek. Evet. Açıkçası bizim için de yani sürpriz olmadı. Ama haberimiz de olmadı böyle bir durumdan. Arkadaşlar bana söylediklerinde şaşkınlığımı da gizleyemedim. Çünkü İnsani Gelişme Vakfı Türkiye'de 150 belediyede bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada işte eğitim, sağlık ve yaşam standardı bakımından
en iyi ilçeler değerlendirmesi ve gençlere, çocuklara yapılan, engellilere yapılan yatırımlar, belediyenin içerisindeki yurttaş belediye çalışan ilişkisi, şikayetlerin sosyal medya kullanımı ve şikayetlerin geri dönüşüm süresi, belediyeye geldiği zaman yurttaşın o belediyede karşılaştığı sorunlarla ilgili veya yapacağı işteki çabuklukla ilgili çalışma hızı, bunların hepsi değerlendirilmiş. Ve biz İsrailli ünlü tarihçi Harari'nin de bir sunumunun olduğu toplantıda bu açıklandı. Ben dinlerken vay be dedim ya, neler yapmışlar. Yani belediyemizde öyle şeyler yapmışlar ki, bir senaryo kurmuşlar ve onu bir tiyatro ekibi oynamış onu. Yani bizim çalışanlarımızı telefonla arayıp şikayetlerle test etmişler. Hatta konuşmam başında ifade ettiğim, bir ruhsat almak isteyen bir kızımız, sonra işte üstü ince giyinen kızlarımız üşümüyor mu, buna bir çözüm bulamaz mısınız başkanım sorusu da mı acaba o oyunun bir parçasıydı, onu bile düşünmeye başladım. Şimdi aklıma geliyor da. Belki de bizi denemek için, test etmek için yaptılar. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma, Karşıyaka Belediyesi'nin ana binasının girişinden en üst katına kadar, şantiyesinin girişinden bütün birimlerinde çalışan arkadaşlarıma kadar, temizlik işlerinde, zabıtada, veterinerlikte, sağlık işlerinde çalışan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sokakta çalışan da, içeride çalışan da gerçekten bu ödülün alınmasında çok büyük bir katkı sahibi. Yöneticilik anlayışıma uygun bir şekilde çalışma gösterdiklerinden dolayı da kendilerini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bir de kısaca devam eden projeler neler? Bu şeyde İnsan Gelişme Vakfı'nın değerlendirmesinde Ege bölgesi birincisi olduk. Onu da belirtmeden geçiyorum. Bir de kısaca şu devam eden projeler, evet, neler? Evet, İzmir İş Kadınları Derneği ile iş garantili bir dokuma kursu açarak bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimle yaklaşık 25 kadınımız yeni bir meslek sahibi olmuş olacaklar ve kendi iş yerlerini açmış olacaklar. Yine Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile TESUT'la birlikte yaptığımız bir proje var. O da askerlerimize "Vatan size, aileniz bize emanet" kampanyası. TESUT'un tabii bu çıkış yolu bizim Karşıyaka'nın filizleri den esinlenerek olmuştur. Çünkü Karşıyaka'nın filizleri her apartmanın bir öğrenci okutuyor. Tamamen toplumun kendi duyarlılıklarının yansıması. Aileniz bize, vatan size emanet de yine toplumun tüm kesimlerinin ortaklaşa girip cephedeki askerlerimize onlara bir mektup yazmak, bir ihtiyaç kutusu hazırlamak ve ailelerin buradaki yardımlaşma, dayanışmaya ihtiyaç olduğu süreç içerisinde kol kola girmeleri de bir sosyal dayanışma projesidir. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ben TESUT'a çok teşekkür ediyorum. Ben Evrensel Çocuk Parkımızı 23'lü sene yetiştirmeye çalışıyoruz. Anıt çok gündeme gelen bir konu. Anıtımızı evet, yakın bir civarda burada. Anıtımızı yenilemek için ihale çalışmasına başladık. Tabii tramvay güzergahında olunca onunla senkronize götürmek durumundayız. Ve kent kokuda marketlerin sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Yüzme havuzumuzu üst kapaması başladı. Bu yıl yüzme havuzumuz faaliyete girecek. Yani yaşamın her alanında insana dokunan, insana dair ne varsa Karşıyaka Belediyesi'nden hep güzel haberleri alarak bunları göreceksiniz. Arkadaşlar başka sorunuz yoksa finali şeyle yapmak istiyorum. Var. Evet. O var. Değil mi? Efendim? Zübeyde annemiz anlattı. Zübeyde annemiz anlattı tabii ya. Evet, tekrar bir yerde. Daha aktifti gibi sanki. Yani bu sene biraz çok kalabalık, katılım çok yüksekti. Bu neden oldu? Neden kaynaklandı? Sanıyorum
Cumhuriyet'in temel değerleriyle fazla oynamaktan kaynaklandı. Yani bu Cumhuriyet değerleriyle biz oynamadık. Değerleriyle oynayanlara karşı sonuçta o Cumhuriyet'i kuran atamızın anasına bir minnet bence borçluyuz. O minnet duygusunu insanlar gelip kabri başında dile getirmek için de dört bir yandan, Ege'nin dört bir yanından karşı yakamıza geldiler. Biz de onları misafir ettik. Sayın Başkan, referandum karşı yakada ne çıkar? Ara bir soru sorayım. Şöyle, ben o kapanış olarak düşünmüştüm. Evet. Evet. Şöyle sorsak o soruyu. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı diye girdik programa. Ben oradan bir şeyler çıkardım dedik. Ama. Evet. 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 Cumhuriyet için hayır. Hayır da hayır vardır. Hayırda bir hayır vardır. Her hayırda bir hayır vardır. Şu için unutulmasın ki Türkiye'de anayasa değişiklikleri yapıldı. Evet. Daha demokratik bir anayasa olmalı mı? Evet, olmalı. 82 Anayasası'ndan köklü bir şekilde bir değişiklikle kurtulmalı mıyız? Evet, kurtulmalı. Ama anayasa değişirken sonuçta 18 yaşında milletvekili yapmak için değişmemeli. Bugün toplumun başka sorunları var. Karşıyaka nasıl bir mesaj verecek? Karşıyaka ölçeğinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? %90 hayır. Çok iddialı olmadı mı sen? Efendim? Çok fazla Ahmet, iddialı olmadı. Seçimler de iddialı, tamam. Şunu Ahmet Bey mutlu olmadı bu. Şunu evet. Söyleyeyim. Şunu söyleyeyim size. Ben %90'ın üzerinde çıkarsa da şaşırmam. Çünkü bu bir siyasi parti seçimi değil. Bu ülkenin geleceğini kurgulayan bir anayasa. Herkes ilgilendiren. MHP'lisini de ilgilendiren, AK Partili seçmeni de ilgilendiren bir yasa. Evet. Yani bu Cumhuriyet Halk Partileri ilgilendiren bir durum değil. Bu anayasa paketi sonuçta toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Bugün siyasi parti liderine oy verecekmiş gibi sandığa gidilmemeli. Oturacaksınız, düşüneceksiniz. Açacaksınız, bakacaksınız. Ne getiriyor, ne götürüyor. Ama çok objektif bir şekilde. Ben tartışmaları izliyorum. Bazen akıl tutulmasına rastlıyorum. Yani bir ay önce, iki ay önce çok farklı bir şeyler söyleyenler şimdi baktım farklı bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Yani ya meclisten başka bir paket çıktı da ben mi bu acaba bunun farkında değilim? Yani geçenlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlık tanımlamasını dinledim arşivlerinden. Yani felaket. Bir bakıyorsunuz diyor ki tek başına diyor yargıyı değiştirmene izin vermeyeceğiz senin diyor. Diktatörlüktür diyor. Ya şimdi bakıyorum tek başına yargıyı değiştirmeyi bırak. Geçtim onu. Ya partinin genel başkanı oluyor. Ne değişti? Ne oldu? Yani Türkiye farklı bir noktaya gidiyor. Burada isteyip istemeyenleri, yani korku cumhuriyeti diye ben işte evet gerçekten korku cumhuriyeti yaratılıyor. Sanatçısı da, sokaktaki insan da kimse bir şey söyleyemiyor. Sizin aracılığınızla söylüyorum. Siz siyasi parti seçimi yapmıyorsunuz. Ülkenin geleceğinin seçimini yapıyorsunuz. Siz sonuçta çocuklarınızın geleceği için ve bu ülkede daha demokratik bir şekilde yaşayabilmek için bir tercihte bulunacaksınız. Ya tarihin o küllenmiş sayfalarındaki Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yönetim anlayışına gelişmiş şekilde sahip olacaksınız. Ya da Atatürk Cumhuriyeti'nin yurttaşı yurttaş gibi gören ve kadına tüm haklarını tanıyan o cumhuriyetin özgür yaşam biçimini devam ettireceksiniz. Burada çok ciddi bir anlamda bir özgürlüklerin de kısıtlanması var. Açın bakın maddeye. Düşünün ki şu andaki devlet başkanı olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız iyi bir yerel yöneticiydi, iyi bir siyasetçi, iyi bir başbakan, iyi bir cumhurbaşkanı. Uzatabiliriz bunu. Peki isim vermeyeyim ama hepimizin de tanıdığı birçok isim vardır. Siyasette bazı şeyler vardır. İnsanın aklına değil, başına gelir.
Recep Tayyip Erdoğan'ın aklına gelmeyen başına geldi. Şimdi kitap yazıyorum. O kitapta da bazı anekdotlar var. Okuyunca bu sözümün ne kadar doğru olduğunu da göreceksiniz. Siyasette alakası olmayanların bile ülkede bir anda ne olduğunu, hangi görevlere geldiğini hepimiz biliyoruz. Tüm yurttaşlarımız biliyor. Yarın tesadüfen oldu ya, hani muhtar olamaz denen cumhurbaşkanı oldu şimdi. Yarın bundan hiçbir şey olmaz dediğin adam yarın cumhurbaşkanı oldu. Başkan oldu. Başkan oldu, özür dilerim. Başkan oldu. Bu yasalarla o başkanı bu ülke çekecek. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı oylamıyoruz. Yani burada bir yanlışlık var. Recep Tayyip Erdoğan falan oylanmıyor. Burada Binali Yıldırım oylanmıyor. Türkiye'nin geleceği oylanıyor. Ama Türkiye'nin geleceğini de bu anayasa değişikliğini getirenlerin de görmediği, bir kurgunun içerisinde olup da fark etmedikleri yasalar ülkeyi çok daha büyük felakete götürecektir. Bunu herkes çok iyi bilsin. Ben farklı bir siyasi partinin, yani iktidar partisinin belediye başkanı değilim. Bugüne kadar hiç iktidar yalakalığı yapmadım. Doğru neyse onu da söyledim. Neyse de onu söyledim. Ama bugün bu anayasa paketini getiren ve destekleyen arkadaşlarımız da şunu çok iyi bilsinler. Pişmanlık duyacaklar. Pişmanlık duyacaklar. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nı oylamayacağız. Ülkenin geleceğini oylayacağız. Ülkenin geleceğine, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak isteyen yurttaşların da bu konuda en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. Evet, son sorumuzu alalım. Son sorumuz şöyle sevgili başkan, aslında soru da değil de geçtiğimiz hafta içinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Koçoğlu ziyarete geldi gazeteye, sağ olsunlar. Dedik ki bu başkanla baş başa programının ilk konumu sizi almak istiyoruz dedik. Yani büyükten başlayalım diye. Onlar bir teklif getirdiler. Dediler ki bütün belediye başkanlarını alın, konuşun. Biz tekrar varsa en son biz programı yapalım. Doğru. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Sayın Aziz Koçoğlu'na, tabii biz bunu gazetemizde bunu ileteceğiz, televizyonumuzda ileteceğiz. Son söz olarak bunları alalım istedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız sonuçta 30 ilçeyi de kucaklayan ve adaletli bir şekilde halka hizmet eden, kimseyi kimseden ayırmayan kentin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu kadar kentin abisi. Biz de kentin abisinin böyle bir yaklaşım göstererek 30 ilçenin belediye başkanını da dinleyip öncelikleri ona verme nezaketinde bulunmasını da çok anlamlı buluyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde kent halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin Karşıyaka'ya yapmış olduğu yatırımlar var. Özellikle bu yatırımların en büyüğü opera binası. Opera binası sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en prestijli opera binalarından bir tanesi olacak. Keza tramvay bir çağdaş ulaşım aracı olarak Karşıyakalıların hizmetinde olacak. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızı daha fazla Karşıyaka'da görmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sayın Başkanım çok teşekkürler bizi konuk ettiğiniz için. Ama şöyle ekranlara dönüp son sözünü de siz neler söyleyeceğiz? Karşıyakalılara, İzmirlilere. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Beni konuk aldığınız için, Karşıyaka'mıza geldiğiniz için. Yeni Gün TV izleyicileri bizi izlemeye devam etsinler. Sorgulasınlar. Yaşadıkları kentlerdeki o aidiyet duygularını arttırarak, yerel yönetimlerin ne yaptığını doğru araştırarak, ama doğru araştırarak, altını çiziyorum, sorgulasınlar, hesap sorsunlar. Ben hesap veren bir belediye başkanı olarak her zaman namuslu, ahlaklı insanlara hesap vermeye her zaman hazırım. Çalışıp üretmek için Karşıyaka yeter, aşk yeter. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet Sayın Seyirciler, Yeni Yılın ilk Başkanla Baş Başa programı burada sona eriyor. Yeni bir Başkanla Baş Başa programında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.